Evet, güneşli bir Trabzon gününden herkese selamlar, saygılar. Çok güzel bir hafta geçirdiğine Trabzonspor ve Trabzonspor taraftarları. Biz hep söylüyoruz, iki maç oynanıyor artık haftada. Biz programımızdan sonra hemen bir karşılaşma vardı. Gaziantepspor karşılaşması ve dün oynanan Başakşehir karşılaşması. Hep temennimiz 6 puan yönünde oluyor biliyorsunuz. Ve gerçekten takımımız da bizi utandırmadı. Ve iki maç 6 puan, mutlu bir Trabzonspor camiası, mutlu bir taraftar kitlesi. Buradan bütün Trabzonspor camiasına, bugün bizi izleyen herkese selamlar, saygılar Trabzon stüdyolarımızdan. Değerli yorumcumuz Melis Saatçi ile beraber yine Trabzonspor'un gündemini açıklayacağız. Tabii ki gelişmeler de var. 3 oyuncumuz Covid'e yakalanmıştı biz programımızı yaptığımız geçen hafta cumartesi günü. Sonrasında sayı gittikçe arttı. Bu sayı 7'ye kadar yükseldi ve onun haricinde de 3 tane de tabii ki personelden var. Bütün bunları konuşacağız. İki karşılaşmayı konuşacağız. Değerli yorumcumuz Melis Saatçi ile beraberiz. Melih Bey, Evet. duygu ve düşüncelerinize başlayalım. Evet, buradan ilk önce bütün seyircilerimize güzel bir hafta sonu geçirmelerini diliyoruz. Trabzon'da da bugün gayet güzel, Güzel. açık bir hava ama soğuk bir hava. Evet. Ama Trabzonspor'un dünkü galibiyetiyle içimiz ısınmış vaziyette şu anda. İnşallah bu şekilde gidecek diyoruz. Zaten 4 hafta önce demeyelim mi? Çünkü sıklaştırılmış program olduğu için arda arda oynandı. Yaklaşık 2 hafta önce burada Erdizim senle de konuşmuştuk. 4 maçlık bir program çizmiştik Trabzonspor için. Ne demiştik? Antalya, Denizli, Beşiktaş ve Malatyaspor maçlarından Trabzonspor'un en aşağı alacağı 10 puan Trabzonspor'u yukarılarda tutar demiştik. Fakat çok daha güzel oldu. Bu 4 maçlık periyotta Trabzonspor 15 puan almasını bildi. Şimdi değerli seyircilerimiz 12. diyecek ki, taraftarlarımız Melih abi, Melih Bey niye 12 puan demediniz de 15 puan dediniz? Siz o Beşiktaş maçını Evet. her zaman 3 puan artı olaraktan gördüğünüz için. Aynen öyle. Beşiktaş maçından alınmış olan galibiyeti 6 puan ben koyuyorum Trabzonspor'un hanesine. 3'er puandan da 9 puanla beraber 15 puanı hanesine yazdırdı ki burada Trabzonspor'umuzun tek şanssızlığı rakiplerinin az puan kaybetmesi oldu ki buna rağmen Trabzonspor rakibinin Beşiktaş rakiplerinden Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada psikolojik de olsa 3 puan arayı yine kapatmış oldu. Beşiktaş'tan 3 puana indirdi farkı. Bugün de Galatasaray'ın maçı var Alanya ile. İnşallah o da puan kaybeder. Fener de keza kaybeder. Ve demin onu bağlayacaktım. Bu 4 maçtan sonra da yine 3 maçlık bir periyot çizmiştik. Ne Evet. demiştik burada? Başakşehir, Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından da ki biz böyle gördük takımı seninle de beraber. 9 puan aldığı takdirde Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybıyla hatta Fenerbahçe'nin daha iyi önüne geçebilir demiştik önümüzdeki hafta itibariyle. Bugün itibariyle de 6 puan cebimize koyduk yine güzel bir Evet. şekilde. Şimdi Fenerbahçe'yi bekleyeceğiz. Çok güzel bir hafta oldu. Evet, yani Şuna da çok kazanılan. sevindim. Burada dediklerimiz de çıktı. Ona da ayrıca çok sevindim. Ama bizim dediklerimizin öte Trabzonspor'un burada başarılı olması çok daha bizi mutlu etti. İnşallah güzel günler Trabzonspor'u bekliyor diye bağlayayım şu anda. Evet, tabii hafta içindeki gelişmelerden sonra Trabzonspor taraftarı ve camia endişelendi. Endişelenmedi değil, hep beraber endişelendik. Hatta yani sayılar arttıkça ben ya ne oluyoruz falan dedim. 3 tane kaleci yani birinci, ikinci ve üçüncü kalecilerimiz bir anda Covid'e yakalandı. 3 kaleci. Biliyorsunuz kaleci Yani çalışmaları biraz olasılık da hesaplamaları o yapılsa bu kadar yani bu şanssızlık kadar olur. olur. Kaleci çalışmaları biliyorsunuz biraz daha yakın teması gerektiren ve toplu halde yapılan çalışmalar birinde görüldüğü zaman diğer iki oyuncuya da sıçradı. Ve Kaan Moradoğlu, dördüncü kaleci, sezon başından beri Trabzonspor'la antrenmanlara çıkıyor. Ama 18 yaşında genç bir eldiven. Belki de hayallerine kavuşmasını onun gözünde yıllar varken bir anda o hayal ettiği
Trabzonspor birinci kalecisi konumuna geldi. Ve akşamki maçta kaleyi Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle beraber devraldı. Ve gerçekten öyle bir maç izledik ki defanstan kaleye topun gelmemesi için müthiş bir efor vardı. Yani Hugo ve Edgar ikilisi öyle bir mücadele verdiler ki yani maçı izledik hep beraber. Kaleciye geri pas dahi vermemek adına büyük bir çaba sarf ettiler. Baktığımız zaman da kaleye bulan ilk şutu Başakşehir'in uzatma dakikalarında, 90 dakikanın sonundaki uzatma dakikalarında geldi. Orada da genç bir kaleci, ilk defa kaleye geçen bir kaleci, maç boyunca sadece bir de Dembaba'ya atmış olduğu çalım ve sonrasındaki pası gerçekten konuşulması gereken bir hareket sonucunda karşınızda yılların tecrübesi bir Dembaba var. Ve soğukkanlılıkla Dembaba'ya o çalımı atıp geri pasta, sonrasında da güzel bir pas verdi. Ama 90. dakikada bile hazır bekleyen bir Kaan vardı kalede. Yani sonucunda deriz ya kaleciye top gelmez kaleci dağılabilir. İşte o konsantrasyonu gidebilir ama Kaan gerçekten kalede evet. Çok sağlam durdu. Sizin Kaan'la alakalı ve akşamki görüntüyle alakalı düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi Kaan dünkü maçta üzerine düşeni çok 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 fazlasıyla yerine getirmiş oldu zaten ki demin de sizin de belirttiğiniz gibi o son pozisyon zaten Kaan'ın yapacağı en güzel işti takım içerisinde. Can alıcı bir şeydi tam uzatma dakikaları. Heyecanlı bir kaleci olabilirdi ilk maçında. Çok genç, çok küçük ilk maçı Trabzonspor'un gibi büyük bir takımın kalesini korudu. O anlamda o kurtarışı çok güzel yaptı. Sanki yıllardır kalede koruyor gibi. Ama yine de diyorum hep bu kalecilerimizi, bu genç oyuncularımızı çok abartmamak lazım. Demek ki dördüncü kalecisi olduğuna göre Trabzonspor'un belli meziyetleri, belli vasıfları olan bir kalecimizdi. O da üzerine düşeni o son pozisyonda kurtardı. Ki zaten ilk pozisyonuydu senin de belirttiğin gibi. Başakşehir ilk şutuydu. Onu kurtarmakta üzerine düşeni yapmış oldu ve Allah korusun 2 puan kaybedebilirdi o şut gol olsaydı Trabzonspor. Ve çok önemli bir 3 puan kazandı. Buradan her ne kadar Trabzonspor saati olsa da Başakşehir'e de bir değinmek istiyorum. Yani bu Başakşehir hep diyoruz ya takımların nasıl kazanma alışkanlığı oluyorsa yenilme alışkanlığı da doğmuş oluyor. Mesela biz Trabzonspor için ne diyorduk sene başında? Trabzonspor'da bir yenilme ve beraberlik alışkanlığı doğmaya başladı. Allah korusun demiştik. Abdullah Avcı'nın da bu iki maçıyla bir tökezleme olursa ilk iki maçıyla. Ankara Gücü ve Erzurum maçıyla sanırım. Bu alışkanlık kötü bir hale, kronik hale gelir demiştik. Şimdi Başakşehir'de bu durum mevzu bahis. Mesela Başakşehir'de disiplin sorunlarının da olduğu çok yüz üstüne çıktı. Mesela Rafael diye bir oyuncusu var. Hakeme resmen beni at dedi oyundan. Şimdi o anlamda yani şunu demek istiyorum. Bir takımda kazanma alışkanlığı ve kaybetme alışkanlığının kazanılması, ki kazanılma demeyelim şeye, kaybetmeye, var olması diyelim yenilme anlamında. Çok kötü bir durum arz ediyor. Başakşehir'in de işte düştüğü durum işler acısı yani. Geçen senenin şampiyon takımı diyoruz. Fakat ard arda ve hatta küme düşme hattında sanırım şu anda. Şampiyon 18. sırada. Evet. Ama biz de ona bakmayalım. Trabzonspor istediğini aldı. Önemli bir galibiyet elde etti. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı için çok iyi bir skor yakaladı. Yani önümüzdeki haftaki Fenerbahçe maçına zaten değineceğiz burada. Ama şunu şöyle kısaca belirtmeliyim. Yani şu kadar çok iyi giden, üst düzey oynayan bir takımın, her ne kadar çok üst düzey oynamasa da skor anlamında çok iyi oynayan bir takım, yani skoru alabilen bir takımın, son haftalarda inşallah Fenerbahçe maçıyla beraber alınacak bir galibiyeti de bu güzel skorları, bu olumlu havayı inşallah taşlandırır diyorum. Yani bu galibiyetlerin, bu güzel sonuçların çok daha anlamlı bir hale gelmesi için önümüzdeki hafta alınacak bir Fenerbahçe galibiyeti. Hep diyorduk ya biz sene başından beri kademe kademe ne diyorduk?
Abdullah Avcı geldiğinde, çünkü takım 16. 17. sıradaydı. Ne dedik? İlk önce Trabzonspor'un hedefi ilk 10'a atmak olmalı kendisini. Evet, değil mi? Şimdi çok az sıralardaydı bu takım. Ama dedik sonra önümüzdeki maçlara bakalım. Ankara Gücü, Erzurum vesaire. Ondan sonra değerlendiririz. Sonra baktık skorlar iyi gitti. Dedik ki Trabzonspor'un ilk hedefi 5'e atmalı kendisini. Bu da güzel bir şekilde gelişti. E şu anda 4. sanırım Trabzonspor. Yani ilk 5'e attı kendisini. Evet, 4. sıradayız. İşte Fenerbahçe maçından alınacak bir galibiyette de ben yine takımımızı yük altında bırakmak anlamında çok zirve demek istemiyorum. Etap etap diyorum. Ama Fenerbahçe karşısında alınacak bir galibiyet Trabzonspor'u ilk 5 değil ilk 3'e de atar. Hatta Fenerbahçe'nin alacağı bu haftaki mağlubiyet de ilk 2'ye de sokabilir. O anlamda Fenerbahçe maçı çok önemli. Bu maç Trabzonspor'un bu seneki gidişatında çok belirleyici olacak. Evet, kritik bir döneme. Çok kritik çünkü yine Beşiktaş maçı gibi söylüyorum. 6 puanlık bir maç. Yani düşünsenize şu anda 6 puan diyelim kapattığını düşünelim Trabzonspor'un bu haftaki Fenerbahçe'yle farkı. İnşallah ummuyoruz bu şekilde olacağını. Fenerbahçe galibiyeti 9'a çıkacak fark. Trabzonspor'umuz yenerse 3'e inecek fark. Kaldı ki yarın Fenerbahçe puan kaybetsin. Eşitlenecek Trabzon galibiyeti. Evet. O anlamda çok önemli. Büyük maçları seven Ünal Karaman'ın Göztepe'siyle oynayacak Fenerbahçe. İnşallah orada alınacak beraberlik veya mağlubiyet sonucunda Trabzonspor önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile farkı iyice kapatmış veya işte Fenerbahçe ile puan puana gelmiş olabilir. Olabilir. Yani ama buradaki önemli olan haftaya galip gelmesi. Ya her şeyden önemli olan tabii önce kendinizin yaptığıdır. Abdullah Avcı söylüyor. Ben şeyde bakmıyorum diyor. Puan durumuna da bakmıyorum diyor. 6 haftadır, 7 haftadır kazanıyormuşuz diyor mesela. Hiç diyor inanın bakmıyorum. Yani bunu söylerken diyor hiç yalan söyledim falan düşünmeyin diyor. Yani ben 7 haftadır kazanıyormuşum. Ben maç maç bakıyorum. Çıkıyoruz, kazanıyoruz ve orayı unutuyorum diyor. Ölüme bakıyorum. Fenerbahçe maçı için de aynı şeyleri söyledi. Takıma 2 günlük izin verildi hafta sonu. Çünkü uzun zamandır böyle bir ara yoktu. Önümüzdeki hafta pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşması. Ve Fenerbahçe maçından önce takım 2 günlük izin yapacak. İzinin ardından pazartesi günü tekrar tüm takım Covid testine girecek. İnşallah yeni vakalara rastlanmaz. Çünkü şu an itibariyle 7 oyuncumuz testi pozitif çıktı. 3 tane çalışanın testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı Trabzonspor'da 10. Pazartesi günü yapılacak testler inşallah temiz çıkar. Sonrasında da çarşamba günü tekrar veya perşembe günü tekrar bir test yapacak. O teste bu hafta pozitif çıkan oyuncularımıza katılıyor. Onların eğer testleri negatif çıkarsa inşallah Fenerbahçe karşılaşmasında yer alabilecekler. Çünkü eksiğimiz gerçekten çok fazla göze batıyor. Ama şunu oluşturdu Abdullah Avcı. Bir sistem takımı. Yani eksikler olsa da yerine altyapıdan oyuncular gelse de işleyen bir makine düzeni var. Siz bu düzen hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Ya sistem oturdu. Abdullah Avcı sağlama alan takımını sağlama kullanan bir teknik direktörümüz. İlk önce defans güvenliğini çok güvenli şekilde tutuyor. Oradaki tandemi de çok güzel oturttu zaten Edgar Lee ile Victor Hugo ile beraber. Zaman zaman İran'da oynadığımız Hüseyin'i de oraya bir takviye oluyor. Serkan'ı da oturttu orada. Her ne kadar biz parayı verdi işte gitmesi iyiydi. Takım bütünlüğü anlamında işte en azından yedek olarak iyi bir oyuncu olarak kalabilirdi falan söylemiş olsak da. Demek Serkan'a bir güvendi. Oraya da Serkan'ı da monte etti sağ tarafa. Şanssızlığı da var Serkan'ın. 4 haftadır işte ya. Covid, sakatlık derken. Evet. Ama sonuçta iyi gidiyor yani. Parayla'nın oynamadı, Parayla'nın yokluğunda pek aratmadı. Jokerimiz var Kamil Ahmet. Kamil Ahmet, Hüseyin olsun yine. Onunla beraber yine takviye yaptı. Yani o anlamda Abdullah Avcı aşağı yukarı Başakşehir'de oynattığı sistemi zaten Trabzonspor'da oynatıyor. İlk önce gol yemeyeyim diyor. Gol yemeyeyim. Ondan sonra muhakkak diyor gol buluruz diyor. Bu da şu ana kadar çok güzel bir şekilde tuttu. Ama bu kısır skorlu maçlar sen de çok iyi biliyorsun. Yani 1-0 falan
Yani çok tehlikeli skorlar. Evet. Yani her zaman bir Başakşehir örneğindeki gibi olmayabilir. Allah korusun biri sağlarsa bir anda maç berabere bitebiliyor. O anlamda ama şimdi şöyle düşünelim. Tabii. Yani bir kere defansı bir kere sağlama aldı hoca. Hücum aktivasyonlarıyla beraber de Bakasetas'ın gelmesiyle de hücum anlamında bir orada bir aktiflik yaşanmaya başlandı. Yani onun da takıma katkısı çok büyük oldu Bakasetas'ın. O anlamda hücum da oturtacaktır hücum versiyonlarında ileriki haftalarda. Yani daha iyi skorlar alabilir Trabzonspor. Yani daha rahat maçları geçebilir. Yani Başakşehir gibi örnek verdik ama Trabzonspor'un tabiatında yok. Sen de biliyorsun Başakşehir gibi oynamak. Yani öyle hani bir sıfırı bulayım geriye oyunu şey yapayım, kurayım. Hep bir sıfıra razı bir şekilde mücadele edeyim diye bir şeyinde yok kültüründe Trabzonspor'un. Bu anlamda hoca da bunu çok iyi biliyordur. Fakat ilk etapta çok başarılı oldu. Orta sahaya olan takviyeyle de beraber ben hücumu da zamanla oturtacağını düşünüyorum. Hani çok böyle olağanüstü skorlar geçmese bile rahat skorlar alacaktır ileride Trabzonspor. Tabii hücumsal anlamda da eksiklerimiz göze çarpıyordu. Geçen maçın son dakikasında Vakayeme'nin görmüş olduğu kırmızı kartlar, onu da konuşacağız. Yani Vakayeme gibi tecrübeli bir oyuncunun o dakikada o yaptığı hareket gerçekten çok anlamsız, çok gereksiz bir hareket olarak göze çarptı. Kırmızı kart direkt kırmızı kart da olabilirdi. İkinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı. Yani direkt kırmızı kartla verilebilirdi. Çünkü biz Trabzonspor'a karşı kartların ne kadar kolayca çıktığını biliyoruz. Eğer kırmızı kart olsaydı direkt kırmızı kart, bu haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında da Vakayeme sahada olamayacaktı. Zaten Abdülkadir Ömür'ün uzun bir sakatlığı vardı. Sezonu kapattı. Trondsen sezon başında hiç daha takıma katılamadı. O da Başakşehir maçını tribünden izledi. Ülkesinden Türkiye'ye döndü ve pazartesi itibariyle takımla beraber çalışmalara başlayacak. Gerçekten yani ben Vakayeme'nin o dakikada öyle bir hareket neden yaptığını olabiliyor iyice işte, düşündüm futbolda. Hani futbolun için ama olabiliyor dediğimiz zaman yani işte öyle olmuyor diyelim, aslında. Art niyetli olduğunu düşünmeyelim. Art niyet kesinlikle düşünmüyorum yani. Ama şunları biz yapabilmeliyiz. Ben her zaman onu söylüyorum. Yani iyi gidiyor diye yapılan yanlışları konuşmama veya birisi yapılan yanlışları konuşuyorsa da yok işte iyi gidiyor takım, niye bunları konuşuyorsunuz falan denilmemesi lazım. Trabzonspor camiasının içerisinde kanayan bir yaradır bu. Biz şimdi bunları konuşacağız. O dakikada Vakayeme'nin neden onu yaptığını konuşacağız. Veya 7 tane oyuncunun birden siz sonucunda çok profesyonel bir hayat yaşıyorsunuz. Profesyonel bir yaşantının içindesiniz. Ekmeğinizi buradan kazanıyorsunuz ve milyonlara hitap ediyorsunuz. Hele ki böyle bir dönemde Abdullah Avcı ne diyor? Herkesin gözü diyor üzerimizde diyor. Herkesin sevinci de biz olmuşuz, mutsuzluğu da biz olmuşuz. Böyle bir dönemde profesyonel hayat yaşayan oyuncuların biraz daha dikkatli olmasını konuşmamız gerekiyor. Bunların hepsini biz takım iyi gidiyor deyip de elimizin tersiyle itersek, olumsuzlarla konuşmazsak bu sefer bizim burada olmamızın da hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Evet, hem Vakayeme ve hem Covid. Yok, bizim zaten Trabzonspor saati olarak hep en başından beri düsturumuz bu zaten. Yani biz olumlu zamanda da olumsuzlukları dile getiren bir programımız. Objektif bir programımız yani. Neyse biz doğruyu diyoruz. Ben kasket olayında da mesela diyorum. Bu kasketi falan çok abartmaya gerek yok. Tamam, güzel böyle bir şey estantene oldu ama keşke kasketi diyorum esas, yani esas öz takanlara zamanında veya halen hayatta olanlara bu değerler çok daha iyi verilse. Yani şimdi eskilere dönüyor ya işte Özkan Hoca'dan, işte Allah uzun ömür versin, Ahmet Suat Özazici olsun. Keşke diyorum bunlara çok daha değerler verilseydi veya verilsin. Kasketti şöyle böyle. Giyildiklerine değil de yani giyenlere. Çok abartmaya bunları gerek yok. Ya biz zaten ikili konuşmalarımızda da hep diyoruz. İyi giderken her şey iyi oluyor toz pembe. Özellikle bizim Trabzon camiasında. Kötü gidince de kötü oluyor. Hep ne diyorum? Burada ayarını bizim bunu sağlamamız lazım. Şimdi Allah korusun bu takım iki maç olumsuz da gidebilir. Şimdi ben düşünemiyorum yine bu şeydeki. Bizim basın camiasındaki eleştirileri falan. Sen de biliyorsun bu iş böyle. Yani bizim Trabzon olarak
camiye olarak iyi de çok iyi abartıyoruz. Kötü de çok yere vuruyoruz. Ya yani bunun zaten ortası yakalansa bizim Trabzon camiasında zaten takım şeye gidecek. Başarıya gidecek. Mesela dünkü kaleci. Ben çok abartmıyorum. Tamam dördüncü, 17 yaşında genç bir oyuncu. Kaleyi korudu. Ama yani bu işte yok Panter, işte yok çok iyi bilmem ne Trabzon şeyinde tohumunda var. Şöyle böylece işte kaleci falan. Ya tamam bunlar öyle de çok da abartmaya gerek yok. Bu çocuk zaten Trabzon'un dördüncü kalecisi ise artık bir iki şut da orada kurtarsın ya. Ya gelip de sen bunu amatör kümeden bu çocuğu gelip koymuyorsun bu takıma. Ha bunu derken de şunu da yadsınmıyoruz tabii ki. Tabii ki çocuğun ilk maçıdır, ilk heyecandır, zor maçtır, ilk maçtır her zaman, çok gençtir. Ama hep abartı, abartı, bu çok gereksiz. Yıllarca bence bu büyük abartılmalardan dolayı, büyük böyle övgülerden dolayı gerçekten belli bir zaman Türk futboluna damga vurabilecek oyuncuları da kaybettiğimizi düşünüyorum aslında. Ben de sizinle hemfikirim. Yani örnek de verebilirim. Mesela ben Alişen Kandiller, Barış Memişler bir anda çok işte kimlerle kimlerle karşılaştırdılar. Ama hiçbir varlık gösteremeden bir şekilde işte orada burada oynayaraktan Türk futbolundan silindiler gittiler. Çok büyük yeteneklerdi. Gerçekten Trabzonspor'a çok büyük şeyler katabilirlerdi. Ama hep bu diyoruz ya bir anda yükseltiyoruz. 2-3 hatada yerin dibine koyuyoruz. Yani akşam Kaan kötü de oynayabilirdi mesela. Yani evet. Çok da gol yiyebilirdi. Yani bunu Kaan'ın kötü bir kaleci olduğunu kimse o zaman herkes konuşacaktı. İşte ya işte kötüymüş falan filan diyeceklerdi. Ama bugün Kaan yapmış olduğu iki hareketle sahada duruşuyla iyi bir yerde. Şimdi taraftarların da övgüsünü alıyor. Tamam ama övelim. Yerinde. Övelim ama yerinde. Şimdi Erdizim ya bir oyuncunun üst düzey oyuncu olması için bakın bunu çok altını çizerek söylüyorum. Yani edindiğim tecrübelerden, gördüklerimden, incelemelerimden. Çok yetenekli oyuncu olması tamam yetenekli oyuncu olması bir artıdır ama yetmiyor. Yani demin o ismini verdim oyuncular işte o şekilde. Yetenek artı psikolojik baskıya direnebilme. Ve bu anlamda rehabilitasyon, bu anlamda geniş düşünebilme, terapi alabilme. Bunlar futbolculara çok kazandırılması lazım. Bunlarla eğer futbolcu bir şekilde bir yere gelebiliyorsa iyi futbolcu olabiliyor. Yoksa ne kadar yetenekli oyuncularımız vardı. Süper Lig'de olsun, alt liglerde olsun. Ama bu mental bakımından yeterli olamadıklarından dolayı gittiler. Kaldı ki bu bizim çok üst düzey oyuncularımızda da görülebilen bir durum. Niye diyeceksin abi? Yani mesela Arda Turan. İsim verdik burada. Bak Barcelona'ya gitti. Atletico Madrid'e gitti. Atletico Madrid'e gerçi fena bir sezon geçirmedi ama daha sonra Barcelona'da başarısız oldu. Şunu diyemiyoruz. Mesela Tugay'ı ayrı tutuyorum. Blackburn'da Avrupa'daki. Galatasaray'da eski Tugay. Ya abi şu futbolcu gitti de bak. Real Madrid'de Barcelona'ya. Hadi onu da geçtim. Gitti Valvoledit'te. Valvoledit takımına. Bak 7 sene oynadı. Ha bir Real Batis'teki Nihat'ı da ayrı tutalım. Beşiktaş'ı Nihat'ı. Hatırlarsın. Nihat Kahveci'yi. Yani onun için bizde hemen şu var. Topa geliyorsun. Ya bu Trabzonspor ilk 11'i de olabilir. Veya işte Barcelona ilk 11'i de olabilir. Ama ondan sonrası yok işte. Ha Arda demek biraz daha iyi terapi almış sosyal anlamda. Oraya kadar gelebildi. Barcelona'ya gelebildi. Ama devamlılığı olamadı. Düştü. Bizim buradaki de giriyor ilk 11'imize. Çok iyi oynuyor 4-5 maç. Ama grafik gidiyor aşağıya. Ve oradan da bakıyorsun daha da ilerlemeyince Anadolu'nun değişik takımlarında futbolu bitiriyor. Anlatabildim mi? Yani bu mentalite çok önemli. Peki bu Covid vakaları hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Yani bir takımda 7 oyuncunun birden Covid'e yakalanması. Şimdi Covid demişken buradan da sayın seyircilerimize, taraftarlarımıza şunu belirtmek istiyorum. Kendilerinde en ufacık bir şüphe varsa
muhakkak gidip testlerini yaptırsınlar. Ben kendimden örnek veriyorum mesela. Hafta içi hiçbir yassımı olmadığı halde kendimde ufacık bir boğazımda böyle bir kaşıntı hissettim. Ama bana olağanüstü geldi. Niye olağanüstü geldi? Çünkü Trabzonspor diyoruz. Trabzon'daki vaka sayıları, ben Trabzon için konuşuyorum özellikle. Trabzon'daki vaka sayılarının çok arttığı grafiklerden açıklandı haftalık. Evet. Ki şu anda Türkiye'de birinci. Rize değil mi? Rize'de ikinci herhalde Trabzon. Evet. Hemen gittim testimi yaptırdım sağlık kuruluşunda. Çok da güzel ilgileniyorlar. Hiç testte de korkulacak bir durum yok. Güzel, her şey steril. Ben eşim hastanesinde yaptırdım, tıp fakültesinde. Çok güzel. Gidiyorsun böyle güzel steril bir ortama. Hemen alıyorlar. Boğazından bir tükürük örneği affedersiniz. Bir de burnunuzdan alıyorlar. Güzel, hemen 3-4 saatte çıkıyor. Yaptırdım. Allah'a şükür negatif çıktı bizim de testimiz. Zaten geçti de. Ama önlem almak çok önemli. Niye diyeceksiniz? Eskiden biz ne derdik geçmişte? Ya o geçer boğaz şeyi falan. Ama bunu imal ettiğimiz zaman koronada Allah korusun daha da ilerleyince bu sefer kaçınılmaz durumlara girebiliyor iş. Onun için buradan taraftarlarımızı, sayın seyircilerimizi uyarıyorum. Muhakkak böyle ufacık bir belirti de olsa gidip testlerini yaptırsınlar. Hiç korkulacak bir durum yok. Ne demiş atalarımız? Korkunun ezere faydası yok. Zaten tedaviler de yapılıyor. Allah korusun bir şey olduğu durumda. O yüzden hiç çekinmesinler. Şimdi gelelim bizim konumuza. Futbolcularımıza. Demin çok güzel dedin. 7 tane Trabzonspor'da koronavirüs çıktı. Kaldı ki bunların 3 tanesi kaleci. Şimdi biz burada haftalarda ne diyoruz? Takımlar koronavirüsüne karşı gerekli önlemleri almak durumunda. Abi diyeceksin ya, takımlar alıyor da kulüp belki. Futbolcular alıyor mu? Değil mi? Arkadaş, güzel kardeşim, camiamız. Ya bu oyuncular artık profesyonel, değil mi? Evet. Buradan iyi paralar kazanıyorlar. Ve bu takımların, bu çocukların oynamasıyla kulüp de para kazanıyor. Yani bir tek kendisi kazanmıyor. Takım galip geldiğinde ya da berabere geldiğinde takım da, değil mi, oradan para kazanıyor. Kesinlikle. Veya takım üst düzey olduğu zaman, yukarıya çıktığı zaman buradan da takımlar yine artı para kazanıyor. Siz şimdi böyle hal varken, takım, ben inanıyorum Trabzonspor gerekli önlemleri alıyordur kulüp içerisinde. Arkadaş, futbolcular da kendisine bakacaklar. Bakacak yani ikili ilişkilerinde falan. Ama ben günlük yaşantımdan biliyorum. Halen yani ofisime gelen, ya, demeye de insan şey yapıyor ama deyin maskenizi takın diye. Ofisime gelen arkadaşlarımı, dostlarımı bakıyorum gayet şeyleri, maskeleri şeyinde, ellerinde, kol. Ya bu yok. Ya, bu vatandaş bunu futbolcu da yapıyor demek ki. Ama futbolcunun bu lüksü yok. Kaldı ki vatandaşımızın da bu lüksü yok. Niye? Bu hayat mamat meselesi. Sen evde bu virüsü aldığın zaman, bu dışarıda gidiyorsun evde, çoluğuna çocuğuna geçiriyorsun. Futbolcu hem o hem de kulübüne kaybettiriyorsun burada. O anlamda Trabzonspor için 7 tane Covid vakası olmasa çok talihsizlik. Kaldı ki 3 tane kaleci. Arkadaş, siz kalecisiniz. Sizin demek ki daha da çok dikkat etmeniz lazım. Değil mi? Bir kaleci takımın bel kemiği. Değil evet. Mi? Bel kemiği. Yani bakın, dördüncü kaleciye düştü. Ne dedik? Uğurcan yok. İkinci Ersin yok. Üçüncü Arda yok. Hadi Uğurcan olabilir. Allah. Kardeşim bari Ersin değil mi? Pozitif Erce. Çıkmaz. Erce kardeşimiz kaleci. O da. Üçüncü şaka gibi yani gerçekten. Evet, yani şaka gibi yani. Hani bunu deseler ki rüyamız. Valla böyle bir senaryo yazın böyle, mesela, böyle ya, senaryo böyle olmaz mümkün yani. Mümkün değil yani. Üç kaleciyi bir anda Covid yazamazsınız yani. Onun için futbolcularımız da aklını başına toplasın. Kulübümüz de gerekir özeni gösteriyordur. Daha da çok göstersin. Bir daha bu vakalar çıkmasın. İnşallah bu haftaki testleri de çok merak ediyorum ben. İnşallah testlerde ne pozitif sonuç çıkmaz. Hem kendileri için, hem aileleri için, hem de bir de çok önemli maçımız için.
inşallah olmaz diyelim. Ve olanlara da çok geçmiş olsun diyelim buradan. Evet, buradan çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah daha dikkatli bir şekilde davranırlar futbolcularımızda ve milyonların onların üstünde gözü olduğunu hepsi çok iyi biliyor. Böyle bir dönemde Trabzonspor'la birçok insanın sevindiğini, hatta üzüntülerini kenara koyduğunu da biliyorlar. Bizim tabii her şeyden önce onların sağlığı, bireylerin sağlığı önemli bizler için. Ama sonrasında da o yaşatmış oldukları mutlulukları gözlerinin önüne getirip biraz daha dikkatli olmalarını biz de temenni ya ediyoruz. Şimdi kesinlikle doğru diyorsun Erdis'im. Şimdi mesela dünkü maçta Allah korusun bir şimdi Başakşehir de boş takım değil yani. Dem babası var, bilmem nesi var. Kaleci önemli diyoruz. Allah korusun yenilseydi Trabzonspor ne olacaktı? Ya burada suçlu aramak değil de. Ya suçlu aramak değil. Yani bizim de şeyimiz yani çok dikkat etmesi lazım futbolcuların. Evet. Gerçekten yani. Bak bütün yani dünkü maçta alınacak 3 puan Trabzonspor'un ileriki haftalara olumlu bakması anlamında bir yıkım demeyeyim de bir düşüş sağlayacaktı. Bütün bu camianın taraftarlarımızın da moralini bozacaktı. Çok kötü bozacaktı ya. Yani. Evet. Yani Fenerbahçe şimdi nasıl heyecanlı değil mi taraftarlarımız? Önümüzdeki hafta bekliyoruz şeyi. Fenerbahçe maçını diyoruz. Bir an önce olsa da işte Fenerbahçe'ye de yaz. Ama dünkü maçta bir Allah korusun bir sıkıntı olsaydı inan o Fenerbahçe maçının heyecanı yaşanmayacaktı artık. Bir de o kadar uzun bir süreç var ki Fenerbahçe. Çünkü alıştık ya 3-4 günde bir maça. O kadar uzun bir dönem var ki Fenerbahçe maçına kadar. Biliyorsunuz yani şehrin havası o hafta maçın skoruna göre belli oluyor. Ve uzun bir aradan sonra yaklaşık bir 10 günlük ara var. 10 günlük arada bütün şehir kabus. Kesinlikle yani. Bütün aynı, herkesin aldım. Yüzü asık şekilde bir hafta boyunca gezen insanlar görecektik ama şu an hala şehir mutlu. Ha şu da var. Hani kaleci diyor ya, belki kaleci de olsa Uğurcan oynasa Ersin, Erci olsa yine şey yapabilir ama hani ister istemez diyorsun. Hani belki Allah korusun bir kaleci hatasından bir iki gol yeseydik. Değil mi? Dün, ya bunlar konuşulurdu ya. Evet, konuşulmaması işten değil ya. İşten değildi. Sağlık demişken bu arada çok değerli kardeşim Sercan ve Ece çiftinin hafta içi kızları Elisa dünyaya geldi. Sağlıktan bahsetmişken maşallah aklıma diyeyim. Geldi. Allah'ın alı buradan babalı ona büyüsün. Çok güzel bir ömür diliyorum. Kardeşlerime de gözleri aydın. İnşallah güzel güzel büyütürler. Bu ortamdan bir an önce kurtuluruz ve biz de Elisa'yı görmeye geliriz diyelim. Güzel de bir haber verelim bu kadar olumsuzluktan sonra. Ve Çilingir Bakasetas Gaziantep maçında görevine devam etti. Yine Gaziantep maçında takımın tek sayısını atan, ağlara yollayan Bakasetas. Yani hep şunu konuşuyoruz. Transferler mesela transferde eksiklikler tabii vardı. Hala bir forvet, tam anlamıyla bir forvet oyuncumuz yok. İşte golleri mesela bakıyoruz. Orta saha oyuncuları, kanat oyuncuları atıyor. Yani nokta transfer denir ya. Berat, Bakasetas ve Yunus Mallı. Gerçekten tam anlamıyla şu anlık tabii Berat ve Bakasetas 11 oynuyor. Yunus Mallı da bu maçta eksiklikler vardı ve 11 oynadı. Uzun zamandır oynamamasına rağmen sırıtmadı. Ama Bakasetas'a ayrı bir pencere açmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle yani Bakasetas yani nazar değmesin. Hani geldiği gibi takıma katkı sağlayacak ender oyunculardan biri oldu yani. Hani çok zor. Bir Fabian Örns örneğini vermiştik yıllar önce. Mustafa Denizli'nin şampiyonu olduğu Beşiktaş'ta. Yusuf Şimşek 2008, bizim kanayan yaramız o. Biliyorsun bize gelmedi Beşiktaş'a gitti o sene Beşiktaş şampiyon oldu. Bize gelseydi belki Trabzon olacaktı. Kesinlikle 2008-2009 sezonu işte Yusuf Şimşek'le Mustafa Denizli şeyi alıyor. O sene de Ertuğrul Hoca biliyorsun 8-0'lık Beşiktaş yenilgisinden sonra ilerleyen süreci istifa etmişti. Yerine işte Mustafa Denizli geliyor. Böyle nokta transferler yaptı işte o da. Fabian Örns geldi Schalke'den. Artı işte Yusuf Şimşek geldi. Bak iki oyuncu Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı. Evet. Hocanın da enerjisiyle, tecrübesiyle beraber.
Beşiktaş'ın şansıydı diyelim o sene. Şimdi bu sene de öyle Trabzonspor'da. Yani Bakasetas gerçekten yani %100 hatta Önsen de şu ana kadarki performansıyla daha çok katkı sağladı diye düşünüyorum. Hem asist yapıyor hem gol atıyor. Maşallah nazar değmiş. Alanya'da seyrediyordur şimdi. Demiş biz nasıl oyuncumuzu verdik falan ama onlar da yine üst sıralarda sanırım. Beşinci sırada şu anda Alanya. Evet, Alanya Spor için büyük kayıp oldu. Trabzonspor için de büyük bir kazanç. Umarım bu performansını ilerleyen süreçte de yükselterek devam eder. O basın toplantısındaki durumdan da etkilenmemiş gördük. Onu konuşmuştuk ya Gaziantep maçından önce de. O da çok hoşuma gitti. Demek ki futbolcu kulaklarını tıkıyor bu tip şeylere. Eleştirilere, duyumlara işte. Ben işimi yaparım dedi zaten sağda. Çok güzel aynen. O anlamda çok nazar değmesin diyelim Bakasetas'a. Evet burada da bu arada yönetmenimiz Sina Sevinç de Bakasetas'la alakalı bir video hazırlamış. O tam yüzeyine geldi o zaman. Çok evet, güzel. O zaman o görüntülerle beraber programımıza devam edelim. Tam oturdu üzerine. Evet, Sirtaki eşliğinde Bakasetas'ın antrenman görüntülerini de izledik. Değişik bir hava, değil mi? Yani müzik zaten 10 numara. Bu 1964 yapımı Zorba filmi var. Meşhur Anthony Quinn'in oynadığı.
The Greek filmi işte Türkiye'de Zorba adıyla gösterilen bir filmdi. Onun unutulmaz işte Mikis Theodorakis'in unutulmaz eseri. Biz de burada neredeyse oynayacaktık yani seninle beraber. Evet. Bak Seth aslında biliyoruz sol ayağı çok güçlü ama Trabzonspor'da şu ana kadar atmış olduğu 3 golü de sağ ayağıyla attı. Demek ki sol ayak da nasıl atacak? Daha sol ayağını görmedik. Kalede de futbolculuğu kadar başarılı olmadığını gördük biraz antrenman görüntülerinde. Sina'ya bu güzel görüntülerden ve video çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Sina Sevinç kardeşimizi Çay TV'nin medarı iftiharı diyelim. Evet. Halil'le beraber, Halil kardeşimizle. Çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'un göz bebeği. Evet. Her programda burada bizde kamera arkasında çok fazla görünmese de hani hep deriz ya kamera arkasında gizli kahraman. Gizli kahramandır. Gizli kahramanımıza bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ederim. Kendi el emeği, el ürünü. Evet. Bravo. Kesinlikle. Bir tane daha güzel bir video çalışmamız olacak. Onu da programımızın sonuna sakladık. Ve şöyle biraz bir Fenerbahçe maçından konuşalım. Tabii Fenerbahçe'de de çok büyük transferler yapıldı. Hani isim olaraktan gerçekten üst düzey oyuncular katıldı ama taraftarlar da mutlu çok değil. Mutlu değiller bu durumdan. Hani topun şu an ağzında bir hoca hala. Aynen. Oynanan futboldan çok memnun olmayan bir Fenerbahçe taraftarı var. Trabzonspor karşılaşması öncesinde de dediğimiz gibi Göztepe ile karşılaşacak. Göztepe'de de Ünal Karaman. Ünal Karaman'ın büyük maçlardaki motivasyonunu çok iyi bilir Trabzonspor taraftarı da. Hani bizim maç öncesinde kaybedecekleri bir puanla Trabzonspor maçında gerçekten düşer. Çok daha farklı bir hüviyete bürünebilir. Ve Trabzonspor karşılaşması öncesinde de farklı şeyler konuşulabilir Fenerbahçe camiasında. Tabii gönül ister ki Trabzonspor taraftarları olaraktan, Trabzonspor saati olaraktan gönül ister ki tabii Fenerbahçe puan kaybetsin ve bizim karşılaşmada da daha da kapatalım farkı. Daha da farkı kapatalım. Bu karşılaşma nezdinde Fenerbahçe'nin durumuyla alakalı düşüncelerinizi almak istiyorum. Ya Fenerbahçe biliyorsun sen son haftalarda hep inişli çıkışlı bir grafik içerisinde. Mesut Özil'den de çok beklenti içerisindeler. Fakat görüyoruz ki Mesut da çok gereken katkıyı sağlayamadı ama normal zaten. Yani diyoruz ya burada uzun süre. Mart ayından beri maç oynamamış bir oyuncu ama gerçekten iyi bir oyuncu. Ama böyle devam etsin biz diyelim. Yani evet. Trabzonspor için. Haftaya yani bu yarınki Fenerbahçe Göztepe maçı önümüzdeki haftaki maçın zorluğunu çok çok belirleyecek. Senin de belirttiğin gibi. Yarın Göztepe'nin alacağı bir beraberlik Fenerbahçe'yi düşürebilir. Her ne kadar çok maç olsa da önlerinde moralsizlik olur. Zaten Erol Bulut için her hafta gitti gidecek söylentileri var. Davam'ı bile konuşmaya başladılar. Davam işte ben ikinci vatanım Türkiye falan söylemleri mesajları yapmış. Mesajları vermeye başladı. Ve buna çanak tutan bir basınlarına da sahipler. Yani basını da ayırmak istemiyorum ama işte Fenerbahçe basını diye, yani Fenerbahçe yazarları diyelim. Fenerbahçe camiası diyelim o anlamda. Ki buna da nasıl ben Davam sesleri dile getiriliyor. Halen buna da akıl sır erdirmiş değilim. Yani bir laf var hani eskiye nur yağsa bir pazara nur yağardı falan diye. Şimdi bu da öyle yani. Yani Erol Bulut seversiniz sevmezsiniz. Hani bak Erol Bulut'u savunmak da bize düştü burada. Bak ne kadar ironi değil mi baktığın zaman. Yani adam genç hocalardan biri. Değil mi? Türkiye'de evet. Yani. İleriye yönelik. Siz bunu Fenerbahçe'nin içine attınız zaten ateşin içerisine. Destek çıkacağınız yerde ligin gelmiş 24. 25. haftası. Yani hoca inan şu geçtiğimiz hafta kaybetse ya şey yapacaktı. Gidecekti yani %99. Yani şu an baktığımız zaman 3 tane 51 puanla sıralanan takım var. Aynen. Aynen. Yerini dile getirilen hoca da şey Dağım. Yani Romanya milli takımından kovulmuş. Hiçbir başarısı yok. Yani son senelerini diyorum ben. Yani son 10 senede hiçbir başarısı yok. Ne yaptı Dağım? Beşiktaş'ta bir şampiyonluk. Şimdi Leverkusen'e gitti. Leverkusen'de bir yarı final falan oynattı. Sonra bu kokain söylentileri falan çıkınca işte Beşiktaş geldi Beşiktaş'a. Beşiktaş'tan sonra böyle aman aman bir şey yakalayamadı yani bir ime. Düşüşte bir olan bir hoca. En son Romanya milli takımları zaten 2017 yılında başarısız oldu. Görevine son verilen bir hoca. Fenerbahçe yani şuraya geleceğim. Fenerbahçe'de bu lafların dile getirilmesi
dile getirilir olması Trabzonspor için bir avantajdır. Yani her an çözüldü, çözülecek. Ya bunları niye anlatıyorum burada taraftarlarımıza? Her an çözüldü, çözülecek bir konumda bir Fenerbahçe resmi görüyoruz şu anda. Bizim bu tarafa baktığımız zaman Trabzonspor tarafından bakınca olaya, istim üzerinde bir takım. 7 maç üst üste 21 puan elde etmiş bir takım. Her maç üst üste koyan bir takım. Hastalıkla yeri geldi tarlayla uğraştı. Bak buradan da güzel geldi aklımıza. Malatya'nın tarlasında, patates tarlasında hak ederek 3 puanı aldı. O tarlada mücadele ederek. Oyun olarak olmasa da mücadele anlamında. Geldi burada Denizli'yle yağmur, kar, soğukta yine değil mi 3 puanı aldı. Evet. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman Trabzonspor buradan da gereken skoru alacaktır diye düşünüyorum. Yani baktığımız zaman zaten dün bir istatistikte paylaşıldı. Son 10 maç göz önüne alınca Avrupa'nın önde giden 10 ülkesi arasında Trabzonspor en fazla puanı toplayan 3. takım. İlk sırada Manchester City var. İngiltere'den 30 puanla. 2. sırayla 3. sırayı aynı puanla Sporting Lisbon, Portekiz ve Trabzonspor paylaşıyor. Yani son 10 lig maçında 28 puan toplamış bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Demin yani şunu bağlamak istedim orada. Yani bu kadar zorluklardan çıkmış bir takım. İstim üzerinde bir takım. Son maçında da Başakşehir karşısında, oraya girecektim. Hastalığı da, yani hastalık olayı da çıkmış bir de bu takımda. Evet. Yani bir günümüzün mevazı, salgını, bir Covid olmuş bir takımda. Hiçbir takımda kolay kolay rastlanamayacak bir vaziyette. Üç kalecinin de Covid'e yakalandığı bir ortamda. Sen deplasmanda her ne kadar kötü de olsa bu sene son şampiyon takımı da yenen bir takım olarak. Yani bütün zorluklarla mücadele etmiş, üst üste galibiyetler almış bir takım olarak Fenerbahçe'nin karşısına çıkacaksın. Evet. Fenerbahçe'de işler öyle gitmiyor. O anlamda Trabzonspor haftaya Fenerbahçe karşısında mutlak favori diye görüyorum ben. İnşallah galibiyet alacak. Ama şunu da diyelim, hafta içi inşallah bu korona testlerinden bir sıkıntı olmaz diye düşünelim onu da, yani göz ardı etmeyelim. Şimdi bu anlamda. Baktığımız zaman Trabzonspor hani genel anlamda Abdullah Avcı döneminde topla her zaman daha fazla oynayan takım hüviyetinde. Yani bak son iki maçta da aynı şekilde düşünün %53-54 topla oynama yüzdesine sahip. Yani maçın genelinde hep topla daha fazla oynayan taraf. Fenerbahçe'de topla oynamayı seven takımlara topu bırakan bir takım. Mesela Alanya Spor maçında %60'lara, %40'lar falan, %65'e, %35'leri görüldü. Alanya Spor daha fazla topla oynama yüzdesine sahipti ama işte orada Fenerbahçe kazandı. Demek istemem o ki aynı seyri Trabzonspor karşılaşmasında görebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin daha çok topu bize vereceğini ve topla daha fazla oynayan takımın yine Trabzonspor olabileceğini düşünüyorum. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani tabii Trabzonspor bir kere her ne kadar taraftarımız olmasa da statta bir kere o sağ avantajını kullanmak isteyecektir kendi sahasında. Yani Fenerbahçe her ne kadar Trabzonspor'a topu bıraksa da Trabzonspor zaten Fenerbahçe'ye topu bırakmayacağı için daha çok Trabzonspor'un oyunu şekillendireceğini ben düşünüyorum. Yani bu Fenerbahçe'nin inisiyatifiyle değil de Trabzonspor'un kendi inisiyatifiyle olacağını düşünüyorum ben. Ama dediğin de olabilir. Ama bu dediğim de büyük olasılıkta olacak. Çünkü Trabzonspor maça çok hırsız çıkacaktır. Fakat şuradan da uyaralım futbolcularımızı. Yani çok hırs da iyi değildir biliyorsun. Sen de yıllardır futbol oynamışsın. Hırs evet. İyidir ama ölçüsüz hırs iyi değildir. Her şey aşırı fazlası zarardır. Aşırı motivasyon da biliyorsun çok iyi değildir. O anlamda yani Fenerbahçe maçına çok böyle bir ölüm kalım mücadelesi gibi bakmayıp yani normal Abdullah Avcı hep diyor ya hep maç bakıyoruz diye. Yani normal bir maç olarak bakıp ki bu da çok kolay bir şey değil Fenerbahçe karşısındaki takım olunca. Fakat bunu böyle hafta ise eğer futbolculara mental olarak anlatılabilirse
Trabzonspor'un zaten şu ana kadarki performansı Fenerbahçe'yi mağlup etmeye yetecektir diye düşünüyorum. Tabii bir de akşam Faruk genç oyuncumuz Faruk Can takımdaki rotasyonda kendine yer buldu. Sol bek olaraktan oynadı. Faruk Can da gerçekten yükselen bir değer. O da göze çarpıyor. Yine dediğimiz gibi çok fazla yükseklere çıkartmadan övgüyü de hak ediyor diye düşünüyorum. Hak ediyor. Bir de Erdiz'in bak bu güzel işte. Yani mesela zoraki durumlarda ne bilir bizim hukukta ne var? Mücbir sebep. Mesela mücbir evet. Sebep oldu değil mi dün? Kaleci yoktu. Dördüncü kaleciler oynadı kaleciler. İşte Faruk oynadı oyuncu eksikliğinde. Bak buralar işte takımda iyi giderken hep bir kazançtır bu oyuncuların kazanılması anlamında. Ama takım kötü, bizde yapılan yanlışlıklar neydi? Takım kötüyken bu genç oyuncuları atıyorsun ortaya. Bu sefer oyuncu zaten geriye gidiyor iyice. Ama bu şekilde işte Faruk, işte kaleci bak dördüncü kaleci dünkü maçta başarılı oldu. Bu şekilde karmaya katılırsa bu futbolcular hem onların geleceği anlamında hem Trabzonspor'un bunlardan katkı sağlaması anlamında çok büyük kazanç olacaktır. Bir de bilmiyorum haberin var mıdır ki vardır sen de hep okuyorsun, yazıyorsun. Bu Afobe bir demeç vermiş şeyde İngiltere'de bir dergiye evet. Sanırım. Ben dün okudum bunu. Şimdi diyorum ki Afobe diyorum buradan. Konga asıllı bir oyuncumuz. Bir İngiltere Premier Lig'den gelmiş. Yani bir taraftarlarımızı kısaca tanıtalım kendisi. Yani Trabzon için bazı cümleler kullanmış. Evet. Tamam kasaba mı? Benzetmesi. Kasaba evet bravo. Yani şimdi bilemiyorum tabii Kongo nasıl? Hani Türkiye Kongo. Demiş ki Türkiye için bir Avrupa'nın şeyi gibi demiş. Ne demiş? Avrupa'nın yani Türkiye'yi bir Avrupa'nın dışı gibi bir ülke olarak gösterip böyle şey bir ülke olarak göstermiş bizi yani. Türkiye böyle sanki vasat bir ülke falan. Şimdi çok şey diyeceğim. Taraftarlarımız burada üzülerek çok şey demek istiyorum. Ama bir hukukçu kimliğimiz var. Ağzım varmak istemiyor. Tamam mı? Ha, dilimin döndüğünce konuşmak istiyorum. Ey Kongolu arkadaşımız. Sen burada Trabzonspor'dasın. Yani dilimin döndüğünce demek istiyorum yine. Bak Kongo'dan güzel gelmişsin. Değil mi? İngiltere Premier Lig. Sonra Trabzon yok. İşte restoran yok falan diyorsun Trabzon'da. Kongo'da inşallah daha ileri vardır. Kongo'da. Afrika'nın biliyorsun Kongo. Balta girmemiş ormanların yer aldığı bir ülke. Güzel. Yerini çok bilmem abi. Yani öyle işte. Hepsini geçtim. Sen Trabzon'da, değil mi? Türkiye'de para kazanıyorsun. Yani buradaki bu boşluklarda çok şey diyeceğim ama demek istemiyorum. Burada otokontrolümü sağlamak istiyorum. O anlamda buradan yöneticilerin de bu oyuncuyu uyarması gerekir diye düşünüyorum. Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden, hele ki İstanbul'umuz, Türkiye'nin dünyanın sayılı şehirlerinden bir tanesi. Trabzon'umuz da keza öyle. Restoranlarıyla olsun, her türlü ulaşım ağıyla olsun. Dünyanın göz bebeklerinden olan bir şehir. Trabzon. Onun için hani bu futbolcularımız röportaj verirken hani çok daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Yani olsunlar. Yakışmıyor. Valla ben bazen konuşmalarda sizin kadar hukukçu kimliğiyle konuşamayıp ayar tutturamadım da bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Şimdi hayır bu oyuncumuz hani Lordlar kamerasında falan gelse diyeceğim ki tamam belki bir şey yapmadı falan hani buraları. Anlatabildim mi? Yani İngiltere'den geliyorsun burayı küçümsüyorsun. Kongo güzel. Kongo Türkiye zaten kardeş ülkeler. Biz Kongolları da çok seviyoruz buradan ayrıca onu da söyleyelim. Bütün ülkeleri sevdiğimiz gibi. Ama hani yapmayın böyle yani buradasınız taraftarlarla yüz yüzesiniz devamlı. Bu ülke topraklarındasınız. Arkadan da konuşmayın. Yarın bir gün burada İngiltere'ye gidersiniz, Belçika'ya nereye giderseniz. Yani buradayken de hiç konuşmayın yani. Ben futbolcularla birebir buradan eleştiri yapmayı hiç sevmeyen bir insanım. Ama inan dün konuştum, yani dün bunu okudum ben. Bir internet sitesinde. Evet ben de okudum. Ya şaştım kaldım ya. Yani o kadar ki yani. Ya şimdi bakıyorum yazıyı okuyorum. Ya diyorum herhalde burada bir yanlış tercüme hatası falan. Veya işte
Yani şimdi bakıyorum, bütün yazının komple bakıyorum. Hep yani yazı şey. Yani şimdi önümde olsa daha da çok şey diyeceğim. Ya olabiliyor gerçekten. Hani bir cümlede de, hataları bir falan da. Hayır hayır. Eğer bir cümlede olsa önemsemeyecektim. Yani orada futbolcu diyebilir. Ama bütün yazının içerisinde iğne. Yani dayanamadım. Allah'tan programda aklıma geldi. Not almamıştım ama çok iyi oldu. Yani lütfen dikkat etsin bu kardeşimiz. Yani Trabzon'u, Türkiye'yi kimse dışarıda bu şekilde, özellikle bu şehirdeyken, Türkiye'deyken kimse lanse edemez, etmemeli. Evet. Ve ben yöneticilerimize de çok iyi inanıyorum. Bunu bilseler çok futbolcu gerekli gösterirlerdi. Gerekli uyarılar kendisine yapıldı. Konuyla alakalı bilgisini aldım. Gerekli uyarılar AFOBE'ye yapıldı. AFOBE'de özür hani bekliyorum öyle, ben AFOBE'den. Öyle söylemek istemediğini, konunun çok fazla yerlere gittiğine dayalı ben, bir çok güzel dedin. Zaten ben, bir açıklama yapacak. Ben şahsım olarak değil, tüm Türkiye, bak Trabzon'u da demiyorum, tüm Türkiye'den özür dilemesini bekliyorum. Bir Melih Saatçi olarak. İçinde Trabzonspor'dan. Evet, ben böyle bir özrün, yani daha doğrusu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi konusunda bir açıklamanın geleceğini burası düşünüyorum. Burası bir kasaba değil yani, burası koskoca bir Trabzonspor şehri. Olsun, kasaba olarak da görseler biz bu kasabada yaşamaktan çok onurlu, gururlu ve mutluyuz. Hiç problem değil. Biz mutluyuz. Bizde sıkıntı yok ama ülkemizi bak, buradan giden futbolcularımız değil mi? Bakıyoruz ya, genelde, yabancılar ne güzel tanıtıyorlar. Tabii genelde bir yani, pozitiflik vardır yani Türkiye tabii, hakkında. En azından ben bak faal oynarken hiç rastlamadım yani. Evet. Hani faal oynarken hani böyle röportaj veren futbolcu hiç rastlamadım. Bilmiyorum, akşam, sen rastladın mı? Akşam Pereira bile Trabzonspor maçını izliyordu. Ne güzel örnek yaptı. Verdin. Bravo. Evet. Yani akşam paylaşım yaptı Trabzonspor. Böyle gözler de koymuş gözüm üzerinizde der gibi. Yani bu adam biliyorsun, bu kardeşimiz Göztepe'ye gidecekti. Sporting'e döndü yeniden, evet, eski takımına. Yani demiyor ki ya ben Portekiz'e gittim, buradan sallayayım durayım. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani sözleşmesi devam ederken ayrıldı. Farklı şeyler de konuşabiliriz. Aynen şey bak, ne güzel de dedin onu. Evet, bir de yani şey, adam resmen kovuldu gibi oldu yani. Hani dedik sen ne şey yapmayız, devam etmeyeceğiz. Evet. Ya Faruk'a değinmiştik bu arada. Faruk'un bir hikayesi de var. Faruk Can'ın amcası çok koyu bir Trabzonspor taraftarı. İsmi de Faruk. Faruk abimiz de sevdasının peşinden gittiği bir deplasman dönüşünde trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Faruk Can'ın. Tabii Faruk Can'ın amcası ve Allah rahmet babası eylesin. Babası da o yüzden dolayı Faruk ismini koydu. Allah rahmet eylesin. Ölen kardeşinin ismini koydu Faruk'a ve o Faruk Can dün Trabzonspor o amcasının çok sevdalı olduğu renklerin formasını sırtına geçerekten sahaya çıktı. Aslanlar gibi de mücadele etti. Amcasının da yüzünü kara çıkartmadı. İşte böyle böyle ısınacak bu oyuncular. Ne güzel hikayeler barındırıyor. Bazen acı, bazen tatlı. Trabzonspor böyle bir takım. Eminim ki Faruk bugün İlk işi amcasının mezarına gitmek olmuştur. Belki de o formayı getirmiştir. Buradan tüm gençlere her zaman tetikte olmaları gerektiğini, her zaman forma gelecekmiş gibi hazır olmaları gerektiğini bir daha söyleyelim. Programın da sonuna geldik. Son cümlelerinizi alacağım ve güzel bir videoyla da programımızı kapatacağız. İnşallah diyorum, yarın Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında alacağı bir mağlubiyet ya da beraberlikten bu hafta çok daha güzel geçer diye düşünüyorum Trabzonspor taraftarlarımız için. Önümüzdeki haftada Trabzonspor'a Fenerbahçe karşısında sonsuz başarılar diliyorum. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Evet, yine Fenerbahçe maçından önceki programımızda sizlerle beraber olacağız. Yine Fenerbahçe maçını değerlendireceğiz. Çok güzel bir hafta geçirdik. Bir de Erdiz'im şunu söyleyeyim. Facebook'tan, Twitter'dan çok yakın mesaj atan arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz var. Onlara tek tek cevap veremedik. Hepsine, izleyen, izlemeyen herkese buradan sonsuz saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Hepsine çok selamlar iletiyoruz. Burada. Evet, bize destek veren herkese çok çok selamlar. Çok güzel bir hafta sonuydu bizim için. İki galibiyetten sonra çok güzel bir program oldu. Çok güzel görüntülerle de kapacağız. Trabzon Büyükşehir Belediye görevlileri karla mücadele ediyorlar. Buradan bütün hepsine
o mücadelelerinde kolaylıklar diliyoruz ve onların maç sonrasındaki güzel görüntüleriyle sizlere veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepiniz esenle kalın, sağlıcakla.